Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 11. Şua Meyve Risalesinden 11. Mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac-ın Nur'a havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi, bir gün bir duada Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrid etmek için bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetleriyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla, peygamberlerle yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin aleyhissalatü vesselam imana ait olan davalarına
binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. 11. mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac-ın Nur'a havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Burada bir tabir var onun üzerinde. Meyvenin sesimiz de gitmiş ama inşallah açılırız bakalım. İmanın diyor şecere-i kutsiyesi. Evet. İman ağacının meyvesine. Bir meyvesi cennet. Şimdi iman ağacının meyvesi. İman ağacının meyvesinin bir dünyaya bakan cephesi var. Evet. İtminandır. Allah'a tevekküldür. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine tasdiktir. Değil mi? Hakkati imanın kemaline eren bir Müslüman dünyada firdevsi bir cenneti yaşar. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini değil mi? Kabul ve tasdik eden bir müminin dünyası, kalp dünyası, ruh dünyası tarife sığmaz. Tam itminan içerisinde hayatını devam ettirir. Bu dünyaya bakan cephesi aslında tabii iman ağacının esas meyvesi ahirette. Bak, birincisi diyor cennet. Cennet ya. Bir meyvesi. Bak, birinci meyvesi cennet. Allah layık eylesin. Elem yok, ızdırap yok, sıkıntı yok, perişaniyet yok, hastalık yok, gıybet yok, ihanet yok, zulüm yok, çirkeflik yok. Cennet temizlerin, berrakların, safilerin, müminlerin, müttakilerin beldesi. Allah bizi layık eylesin. Amin. Cennet. İkincisi diyor, saadet ebediye. Ne arada fark var? Bakın, çok fark var. Cennetle saadet ebediye arasında çok fark var. Mesela bir adamın köşkü olur. Güzel. Adam Hidiv kasrını yapmış İstanbul'da. Bitirmiş. 14 gün sonra da vefat etmiş. Saadete ermeden. Saadete ermeden 14 gün sonra gitmiş. Şimdi cennet, köşk, saray, bağ, bahçe ama her şeyin devamı o şeyin zatından daha kıymetlidir. Daha ehemmiyetlidir, daha büyüktür. Cennet güzel ama cennette beka cennetten daha güzel. Halidina fiha evet. Ebeda. 100 sene, 1000 sene, 100 milyon sene değil. Allah Allah. Saadeti ebediye. Ebedi bir saadet. Nimet kesilmeyecek. Rahmet bitmeyecek. İnayet tükenmeyecek. İkramat, ihsanat külli. Allah'ın sonsuz rahmetine, inayetine, lütuf ve kiremine, masariyetin namütenahi sofralarına mâkes ve aynı olacağız. İnşallah. Allah payımızı büyütsün. Amin. Peki bütün nimetlerin en büyüğü, hiçbir nimetle kıyasa girmeyen ne? Rüyatullah. Allah'ın rüyetine masariyet. Üstad bunu ifade ediyor ya, dünyanın 1000 sene diyor. Mesudane. Mesudane hayatı. Ah yok, of yok, elem ve keder yok. Dünyanın 1000 senesi cennetin 1 saatine, cennetin de 1000 senesi bir an-ı seyyale, rüyetullah'a mukabil gelmiyor oluyor. Rüyetullah'a masariyet. Kur'an'da geçiyor. Bir de ziyade diyor, ziyade tabiri geçiyor. Ziyade cennet var. Cennet var, beka var,
sonsuz nimetlere mazhariyet var. Bir de ziyade müfessirler o ziyadeyi ne yapmışlar? Rüyetullah. Rüyetullah olarak ifade etmişler. Rüyetullah. Siz çıplak gözle semada kameri temaşa ettiğiniz gibi Peygamberimiz buyuruyor. Cenab-ı Allah'ın rüyetine makes olacağız. Aynı olacağız. Elhamdülillah. Bu nimet bütün nimetlerin fevkinde. Allah layık eylesin. O manaya makes sahne kılsın. İnşallah. İmanın saadet ve sürurunun kemali. Rüyetullah. Evet. Bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac-ı Nur'a havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Şimdi bu tabi Rüyetullah'la ilgili bir hakikati da söyleyeyim böyle geçelim. Mesela bir kamil var, kitabir. Bir kamil var, bir de mükemmil var. Mesela bir Müslüman kamil. Beş vakit namazını kılar, İslamiyet'i yaşar. Hayır hasenat sahibidir. Mülayimdir, yumuşaktır. Dine himmeti noktasından gayreti vardır. Bu mümin nedir? Kamildir. Kamil. Bir de mükemmil vardır. Mükemmil kamilden çok büyüktür. Çok ileri, çok yüksektir. Mükemmil nedir? Etrafını tekmil eder. Onların kemalat nimetine, mazhariyetine vesile ve sebep olur. Bu cihette bakınca mesela bütün peygamberler mükemmildir. İşte Resulullah ya. 23 sene bir rivayette 120 bin sahabe. Veda haccında. Peygamberimizin 23 senedeki ümmeti. 120 bin kişi. 110 bin kişi veya 120 bin kişi deniliyor kaynaklar. Bak. 120 bin kişi küfrün karanlığından, zulmetinden çıkartıp ya cennete liyakat kesbedecek keyfiyete çıkartmış Resulullah. İşte bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın mükemmel isminin tecellisine mazhardır. Büyük evliyalar da derecesine göre mükemmel isminin tecellisine mazhardır. Bu böyle. Peki, sözlerde var değil mi? Bak, bir nazar-ı Muhammedi birdenbire kalbedir. Bir nazar-ı Muhammedi, Resulullah'ın bir bakışı kömürü ne yapıyor? Elmas. Elmas ediyor, bak. Nazar-ı Resulullah bir, Sima-i Resulullah iki, Sohbet-i Resulullah üç, Beyan-ı Resulullah, bak, inkıbazı çözer. Bak, bir bedevi, dağ adamı yani. Bak, bir bedeli, Resulullah'ın bir sohbetine makes ve aynı oluyor, arif derecesine çıkıyor. Peygamberimizin bir nazar-ı Muhammed'i diyor, fahmı, kömürü, elmas yapıyor. Mizan istersen, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Bak. Bir bedevi cahil, bir arif münevver. Yani bir bedevi bir anda münevver bir arif derecesine çıkartıyor. Tamam. Resulullah Aleyhisselam böyle Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Mükemmel isminin tecellisine mazhar. Peki, ya işin hakikati? Resulullah'ın bir nazarı, bir bakışı, bir kelamı, bir sohbeti, bir bedevi arif derecesine çıkartırsa, Cenab-ı Allah'ın rüyetine, kelamına, Zat-ı ehadiyetine muhatap olmak o mümini ne yapar? Az düşünün. Ne yapmaz ki?
Yani Miraç'tan önceki Resulullah'la Miraç'tan sonraki Resulullah'ın arasında çok fark var ya. Evet. Cenab-ı Allah'ın rüyetine, keramına, zat-ı ehadiyetine mazhariyet. Peygamberimizin sohbetinin bir anı seyyalesine, bir dakikalık sohbette bir bedevi arif derecesine çıkarsa, mutlak kemal sahibi olan Cenab-ı Allah'ın rüyetine, kelamına ve ehadiyetine, mazhariyet ne yapar? Yani zihni yaklaştırmak için düşünelim. Bir müminin, bakın, rüyetten Peygamberimiz buyuruyor, Perşembe günleri. Perşembe günleri veya cuma akşamları keyfiyetini bilmiyoruz da müminler Cenab-ı Allah'ın rüyetine mazhar olacaklar. Rüyete mazhariyetin sırrı azamı cuma günündeki zamanla da şeyli, kayıtlı ve kısıtlı. Cumaya ne kadar erken giderse mümin o kadar sevap. O kadar sohbete mazhariyetinin zaman boyutu artacak. Öyle bir rivayet var. Şimdi bakın, bir müminin rüyetten önceki istat ve kabiliyeti bir zerre. Öyle kabul et. Bir atom. Bir zerre, bir atom gibi düşün. Rüyetten önceki bir müminin mazhariyeti bir zerre. Rüyetten sonra o mümin arş derecesinde inkişaf ve imsat ediyor. Zerre arş oluyor. Peki rüyet hayat-ı bakide bir kere mi? Hayır. Müteaddit kereler. Her rivayetlerde, her cuma veya perşembe geceleri Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhariyet olacak. Birinci rüyeti temaşada bir zerre, bir arş. İkinci temaşada o arşı bir zerre, o arşı bir zerre ve o arşı zerreden tekrar bir arş. Allah Allah. İfade edemeyiz. Nakıs kalıyor ya. Öyle devam edecek ya. Sürur, inşirah, imsal, telezzüz, lezzet. İman nasıl bir nimet? Ya. İman nasıl bir devlet? Ya bak, marifetullah'tan büyük devlet yok ya. İmandan büyük servet yok ya. Namütenahi güzelliklere, rahmete ebedi ve daimi bir mazhariyet. Şimdi bak, küfürün bataklığına bakın. İmanın nefs-i emirdeki kadır ve kıymetine, itibar ve şerefine bakın. Onun için müminin dünyada en birinci dersi, en elzem dersi asla ihmal edilmemesi lazım gelen dersi marifetullah'tır. İlmi, tevhidi, Mevla'da vukufiyet ve resuhiyettir. Cenab-ı Hak bu resuhiyetimizi ziyadeleştirsin. Ayağımızı kaydırmasın. Devlet-i ebedi ya. Saltanat-ı bakiye bizi bekliyor. Ya. Davet var abi. Ya bak ya. İmana karşı lakaytlık olmaz. Ama dünya sırrı teklife imtihan olduğu için Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam, giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranabilir. İşte bu Risale'deki marifet halkası, şu hakka sofrasının amacı ne? İmanda rusuhiyete çıkmak. İmanın zerre kadar inkişaf etmesi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar ne demişler? Binlerce keramete, keşfiyata müreccahtır. Yani nefisler, bu mesele çok derin de,
Cenab-ı Hak şuurumuzu keskinleştirsin. Amin. Yani o büyük Allah'ı ne kadar tanıdın? Hele gel. Ne kadar bildin? Yakin nuru sende ne kadar inkişaf etti? Marifetullah'ta neredesin? Aklın, kalbin, hayalin, hissiyatın nerelerde cevalan ediyor diye her nefsin kendini çok ciddi bir manada murakabe ve muhasebe etmesi lazım. Kazanırsak ebedi devlet. Ya. Ama Allah korusun kaybedersek. Allah muhafaza. Ya. Ya. Bütün bu nimetlerden mahrumiyetle beraber bir de ne? Cezası var. Cezası var, cehennem. Ya. Hasaret içinde hasaret diyoruz. Hasaret içinde hasaret, evet. Birisi bir gün bir duada, Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle. Mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Tabi insan fıtratı bazı kelimeler soğuktur. Bazı kelimeler mutedil, bazı kelimeler nedir? Sıcaktır. Yani. Şimdi cehennem deyince hemen insanın ruhu ne yapıyor? Ateşten dehşet alıyor. Yani dehşet alıyor cehennem. Azrail deyince hemen insan aklına ne geliyor? Ölüm geliyor. İsmi zahir noktasından bazı kelimeler soğuk. Ama burada bir hakikatin altını çiziyor. Bak, bir müjde, bir beşaret veriyor. Dört büyük melek, değil mi? Bizim Ehl-i Sünnet akaidine göre bu dört melekler de melekleri neyidir? Peygamber. Peygamberidir. Ul-Lazim melek, peygamberlerden birisi. Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil. Cebrail'i Azrail'i işittiğim zaman, bakın oku. Herkesi titreten. Herkesi titreten. Ve dehşet veren. Dehşet veren. Azrail namını zikrettiğim vakit zaman, gayet tatlı. Tatlı. Ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Bak. Elhamdülillah dedim. Ya bak. Bir de oku. Gayet. Gayet tatlı. Tatlı. Ve tesellidar. Teselli verici. Ve sevimli bir halet. Sevimli bir halet. Hissettim. Hissettim. Evet. Elhamdülillah dedim. Bildim. Evet. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Yani şimdi Cenab-ı Hak bize bak, insanın ruhu alem-i emirden gelmiş. Zişur, nurani, hayattar. Külliyete medar, bir hususiyete makes ve aynı olmuş. En kıymetli malı. En kıymetli. Ve aynı zamanda emanet. Şu ruhu insanın bize ne olmuş? Emanet. Emanet olarak verilmiş. Peki bunu kime teslim edeceğiz yani? Kim muhafaza edebilir? Ya. İşte bak, Azrail aleyhisselam. Melekler nedir? Abdümükerrem'dir. Melekler kendi başına tasarruf yetkileri yoktur. Allah'ın emrine karşı gayet müteyakkız, gayet itaatkar. Vasıf ve sıfatları bu. Evet. Tam teslimiyette. Tam teslimiyette emr-i ilahiye nihayet itaat ve inkiyattadırlar. Melekler bu. Evet. İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur.
onu zayi olmaktan ve fenadan ve başboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Şimdi bu tadı, değil mi? Mümin imanı, istikameti ve ubudiyeti takvası nispetinde daha ziyade hisseder. Yani imanın kemal nispetinde bu mana hisseder. Sabah namazımı kıldım. Başka? Açtım Kur'an okudum. Allah'ı tesbih ettim. Evli namazında camiye gittim. Hepsi yazılıyor. Bak, fakir fukaraya ikram ettim. Sohbet ettim. Allah'ı anlattım. İslamiyet'in esaslarını tamim ettim, tebliğ ettim. Dinin güzelliğini hayatımda fiilen sergiledim. Bak, bunlar zayi oldu mu? Hayır. Hayır. Arşiv. Arşive girdi, kayda girdi. Bir rivayette 18, bir rivayette de 360 melek insana müzaharet ediyor. Özümüz, sözümüz, niyetimiz, nazarımız, ağzımızdan çıkan kelam, ta hissiyatımızın en derinliklerine kadar her şey hıfz ve muhafaza altında. Şimdi bakın, müttaki bir mümin, salih bir mümin, arif bir mümin ne yapıyor buradan? Bak. Ayette sağımızda solumuzda ne var? Melek. Melekler var. Melekler yazıyor mu? Yazıyor bak. Arşive girdi. Kayda girdi ve kayıt bakileşti. Bitti. İnsanın ömür dakikaları ahirette açılacak. Ömür, her Müslümanın ömür dakikaları açılacak. Ya nurani ya zulmani. Ya nuranidir, ya zulmanidir. Ya nuranidir. İlimdir, tesbihtir, ibadettir, tenzihtir, hamd ve şükürdür. Ya da zulmanidir. Ya şeytanidir, ya şehvanidir. Ya maddidir, ya suflidir. Bak. Kayıtlar açılacak. Şimdi kamil bir Müslümanı düşün. Bak ya, onlar açıldığı zaman, onlar bekanın neleri? Malzemeleri. Niye insana itminan geliyor ya? İbadetim, namazım, orucum, zekatım, din namına sergilediğim her şey kayda girdi. Bakileşti, ebedileşti. Bire on. Ayette geçiyor. 1'e 10. 1'e 700. 7.000. 1'e 7.000. 30.000. 30.000. 1'e 50.000. Leyla-i Kadir sırrıyla. Açılacak. Allah Allah. Semeradar, baki bir hayatın neticeleri. Bohça açılacak. Ya. Hem de olsun. Bu ders bizi neye sevk ediyor, değil mi? Azami teyakkuz ve dikkate. Anını yakala. Şimdi zamanın, tabii zamanın bir yatay boyutu var, bir de dikey boyutu var. Zamanın yatay boyutu işte andır, gündür, haftadır, senedir, ömürdür. Normal hayat. Normal hayat işte. 70 sene yaşadı, 80 sene yaşadı, 90 sene yaşadı. Bu yatay boyut. Bir de zamanın dikey boyutu var. Kamil insanların dünyasında yataydan ziyade dikey boyut daha önemlidir. Daha kıymetlardır, daha hakikatlardır ve daha küllidir. Şimdi koy. Fedakarlığı koy. Zikri koy, tesbihi koy. Sadakatı koy, hamiyeti koy,
Gayreti külliyeyi koy. Bak. O an ne kadar derinmiş. Ne kadar ihlasla kıvam tutar. Sadakatla ne kadar metinleşir. Fedakarlıkla ne kadar kavileşir. Hamiyetle ne kadar derinleşir ve külliyete kesbeder. Yani şifreyi tek bir cümleyle ifade edersek, bakın, bekaya gidiyoruz ya. Hayat-ı Baki burada kazanılacak. Öldükten sonra her şey bitiyor. Bitti. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan. Burada. İman burada, ibadet burada, fazilet burada, hizmet burada, marifet, hayır, hasanat nerede? Hep burada, burada, dünyada. İki mana. Birincisi, anınla ol. Anınla kul ol, kul. Dikey boyut. Bir de anınla, onunla ol. Semeradar, hakikattar, nurani, latif, ihlaslı bir hayatı dikey boyutun içine sok. Derinleş. Derinleşmek lazım. Allah elimizden tutsun. Bu mananın açılımı bize ikram ve lütfetsin. Yani bak, şimdi sağda solda melekler var. Bak, Allah senin ibadetini zayi eder mi? Etmez. Hamiyetini zayi eder mi? Fedakarlığını zayi eder mi? Din namına saffetini, gayretini, döktüğün terleri, meşakkatları zayi eder mi? Etmez. Etmez. Evet. Maşallah. Evet. Evet. Ya. Anınla, anınla, onunla ol. Ya. Bir derste anınla, Allah unutmayan bir gönül seması demişti mesela. Evet, evet, evet. Evet. Oku bakalım. Bu insan sosyal medyada filan da, hani dediniz ya, sözü, niyeti, yazdıklarımızdan da mesul muyuz? Rivayetlerde var ki ahir zamanda öyle günahlar işlenir ki, değil mi? Beşer ona isim bulamamış. İsim bulamamış. İşte onun birisi şey, sosyal medyadır. Şu telefonları var ya. Kanunu teksir. Bak, kanunu teksir. Adam bir mesaj atıyor. Bir tık. 100.000 kişiye gidiyor. 1.000.000 kişiye gidiyor. İçinde küfür varsa 1.000.000 insanı zehirliyor. Ya Allah korusun. Dine ihanet varsa 1.000.000 insanın itikadına, ya bak, bomba gibi tesir ediyor. Konuşmak İslam fıkhında, konuşmak da ameldendir. Konuşmak ameldendir. İslam fıkhında konuşmak ameldendir. Şimdi askere gitsen, kumandan sonra tabanca verdi, bir de mermileri verdi. 40 tane mermi verdi, emanet. Aldın mermiyi bir sağa, bir sola, bir arkaya, bir 10 dakikada bitir, olur mu? Sayılı olarak verilmiş. Ağzından çıkan her kelime de bir mermi gibi. Boşa atamazsın. Abes konuşamazsın. Yalana, iftiraya zaten hiç müsaade yok. Her şeyi konuşamazsın. Her şeyi konuşamazsın. Her yerde oturamazsın. Her şeyi yiyemezsin. Her haltı işleyemezsin yani. Yok ya. Kayda giriyoruz. Kayda giriyoruz, bakın ya. Bak. Şimdi bir kadını düşün, fotoğraf çektirecek. Kameranın karşısında işte 2 saniye duruyor, 3 saniye. 3 saat önceden hazırlanıyor. Bir de sosyeteden ise allanıyor, pullanıyor efendim. Bak. Niye? Çünkü fotoğrafçı çıt dediği zaman
Fotoğraf ne oldu? Kayda girdi. Sabitleşti. Daha geriye dönüş yok. Geriye döndüremezsin yani. Yani Cenab-ı Hak şuurumuzu ziyadeleştirsin de. Her anımız kayda giriyor. Sabitleşti arş. Şimdi adam bak ya. Bir tane şey diyor, mesaj atıyor. O mesaj kafirane, zalimane, hainane, alçak ise ulaştığı insanlar kadar ahirette o hesaba çekilecek. Gel bakalım. Yani. Yani günahlar da nasıl külliyet kesmediyor değil mi? Nereden nereye gidiyor ya? Demek hayat-ı vakiyeyi tam iman eden, ihlas, safet ve samimiyetle bakan bir mümin, bak, ibadetlerim, dinim, imanım ve hizmetim arşive girdi. Mahfuz, hıfz-ı ilahi altında yarın açılacak inşallah. Onun mükafatını da Cenab-ı Hak ziyadesiyle bana ikram edecek manasındaki bir inşirah, insanın ruhi, halet ruhiyesini birden bine yükseltir mi? Evet. İnşirah verir mi? Hamiyetini ayağa kaldırır mı? Evet. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın... Ya şimdi bu, şimdi bak, bu sohbet değil mi? Evet. Buraya mı münhasır? Hayır. Hayır. Kütüb-i Sitte'de çok hadisler var ya. Meleklerin bir kısmı seyyahtır. Onlar küre-i arzı gezer. Nerede bir zikir, nerede bir tesbih, nerede bir ilim meclisi varsa etrafını çevirir. Orada müminler zikirle, fikirle, ibadetle, ilimle meşgul oldukları müddetçe melekler oradan ayrılmaz. Sonra İşte sohbet bittikten, Fatiha okunduktan sonra melekler arşa doğru yükselirken, hadis metni uzun. Cenab-ı Hak onlara sorar melekler, nereden geliyorsunuz? Ya Rabbi işte filan yerden. Ne yapıyorlardı? Ya Rabbi cennetten, cehennemden konuşuyorlardı. Ya görselerdi? Ya bak, görmedikleri halde gaybe iman. Ne yapıyorlardı? Zikir, tesbih. Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz şahit olun. Ben onların hepsini affettim. Hatta bir rivayette var ki, meleklerden birisi, ya Rabbi, işlerinde birisi vardı, onlardan değildi. Onları da o cemaatin hatırına Allah ne yapıyor? Affediyor. Affediyor ya, bak. Ya. Yani şu sohbet-i iman, şu ders-i Kur'an'ın melekût cephesine bakan ciheti. Allah rahmet eylesin. Bir abimiz vardı, yaşlı, çok da fakir, maddi imkanları da çok dar. Yani şöyle 40 sene geriye gidin Türkiye'de. O gün mesela hizmetle ilgili nerede bir faaliyet varsa orada. O zamanlar araba da yok. 40 sene önceki Türkiye her tarafa nasıl gideceksin? Maddeten de çok şey, fakir, biraz da kalp rahatsızlığı var. Nerede böyle hizmetle ilgili bir şey varsa bakıyorum orada. Bir gün dedim ya abi dedim ya sen böyle her tarafa gelmeye mecbur değilsin. Bir yere gitmiş. Konya'ya gitmiş. Ne var cebinde? 75 lira param var. Ya nasıl döneceksin Konya'dan 75 lirayla filan yere? Ya böyle. Mütevekkil falan. Dedim ya sen böyle
her yere gitmeye mecbur ve mükellef değilsin. Niye böyle katılıyorsun? Bana dedi ki, Şener kardeş, Allah biliyor, ben bu cemaate layık değilim. Bak, ben bu cemaate layık değilim. O cemaatin içerisine girince, melekler çekim yapıyor ya. Evet. Şimdi fotoğraf makinesinin şeyi var ya. Kadraj mı diyorlar? Ha. Ona girmek istiyorum. Ha. Yarın bu meclis açıldığı zaman, ya Rabbi ben de onların içerisindeydim. Rahmet ilahiye. Af ve ikram onlara kavuşursa, beni de rahmet ilahiye mahrum bırakmaz diye, nerede bir içtime varsa ben de oraya katılıyorum. Allah rahmet eylesin. Aha. Allah makamını cennet etsin. Bakın ya, arşiv ya, arşiv. Ya, arşiv. Ya. Bu çok önemli. Bakın, hizmete devam çok önemli. Şimdi ben misal vereyim de. Şimdi adamın evi burada. 5 metre ileride cami. Sabah ezanında cami duyuyorum. Duyuyor. Allah gafillerden etmesin. Evinde kılıyor. Güzel de ya, camiye gitti ha. Cemaat. Karar verse, tamam bundan sonra ben her sabah namazında imamın arkasındayım. Kırk sene, düşün, 40 sene sabah namazını camide kıldı. 40 yıl. Ne oldu? Bir arşiv oldu ya. Tabutu getirdiler, koydular. İmam nedir? Bütün bu cemaat şahit ki 40 seneden beri camimizi, bu kardeşimiz camideydi. Bak. Bak, bir kader. Manevi latif mukadderatın fiili yaşanan bir tablosu. 40 yıl sabah namazını camide kıran mümin, muvahhid. Onun ahiretteki açılımını tahayyül edemiyorum. Allah lakaytlıktan, lavabarlıktan bizi muhafaza etsin. Ya. Bu ya. Günah cihetinde ölür, sevap cihetinde yaşar da o mane değil mi? Evet, o da ayrı. Onun da ayrı evet. Cihetleri var da. Fakat yani bakın, ibadette, taatta sebat ve istikrar ne oluyor? Bir karakter oluşturuyor. Karakter. Mümin, müttaki, salih bir insan. Herkes şahit. Ya, herkes de şahit. Ya. Evet. Bitirelim. Sübhaneke la ilmene le illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.